Kimse sana nasıl para kazanılacağını öğretmiyor. Paranın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğretmiyor. Bu senin ailende yetişme tarzınla şekilleniyor daha çok. Yani nasıl bir ailede doğduğunla alakalı, nasıl bir semtte doğduğunla alakalı. Fakirsen hep fakir kalıyorsun. Zenginsen de o serveti hiç kaybetmiyorsun. Türkiye'de sınıflar arasında geçiş yok mu ya? Çok nadir. Nasıl gençler girişim? Yine aynı cevap olacaktı. Tüketmekten çok üretme aşkıyla yanan gençlerden girişimci olur. Türkiye'de pek yok galiba bu. Ya aslında var ama biz köreltiyoruz. O ilk 7 yaşına kadar çocuğu nasıl yetiştirdiğin çok önemli. Aman elleme, işte aman onunla oynama, bununla oynama deyip veya çocuk oyalansın diye son dönemlerde hep YouTube açıp çocuğun eline veriyorlar tablet, telefon. Çocuklar onlarla oyalanırken aslında o bizim eskiden çamurun içinde güreşirken ne bileyim kol saatinden ışınlanırken gibi oynadığımız oyunları artık oynamıyorlar. Peki Türkiye'de girişimci olmamızı engelleyen en temel faktör sence devlet midir, hükümet midir? Aile. Aile? Tabii. Neden? Devlet, şimdi biz devleti bir baba gibi görüyoruz veya bir ne denir ona, aileden biri gibi bir vasıf yüklüyoruz. Devlet dediğimiz şey aslında senin can, mal güvenliğini sağlayan, bütün toplumun bir şekilde ortak sözleşme imzaladığı tüzel bir kişilik. Şimdi devletten sen sadece şunu beklemelisin liberal düşüncede, oyunun kurallarını koyan ve bu kuralları denetleyen bir kurum. Şimdi bu kuralları değiştirmeye veya değiştirenlerle beraber olma gibi bir durumun yoksa devletten bence hiçbir şey beklenmemeli. Ama Türkiye'de o kurallar sürekli değişiyor biliyorsun. Yani kamu ihale kanunu bile 190 kez değişti Tongül. Hani bu siyasete gençler, girmeyecektik. Doğru söylüyorsun ama Türkiye'de bir iş yaparken ucunun siyasete değmemesi mümkün mü? Girişimci olan bir insanın siyasetten kaçması mümkün mü? İmkansız. Türkiye'de her şeyin ucu siyasete değiyor. Herkes kendi gemisini kurtaran kaptan en nihayetinde. Sen kendinden sorumlusun. Bir şekilde eğer entelektüel bir bakış açısına sahipsen, toplum bilincin, vatan sevgin varsa toplum da seni ilgilendiriyor. Ve benim deneyimlediğim şey şu, sen bir iş yapmaya kalktığında veya bir fikrin olduğunda kimse sana destek olmuyor. Dedim ya, sadece sınıflar arası geçişle alakalı bir problem yok. Ailen var, el alem var. Hani o kimsenin bir türlü göremediği el alem var. Bunlarla mücadele etmek çok zor. Ve sen birinci sınıftan üniversite son sınıfa kadar oyalanman adına bir tezgahın içerisine sokuluyorsun. Bu tezgah içerisinde sınavlara hazırlanıyorsun, işte spor müsabakalarına katılıyorsun, işte bir şekilde seni karşı cinsle veya hem cinsinle ilişkiye girmen için motive eden kaynaklar var. O adamın o bilgi birikim, tecrübe, okuduğu şeylere erişebilmesi için hayatında vazgeçtiği bir sürü zevk var. Nedir bunlar? Belki arkadaşlarıyla içmedi, partilemedi, belki çok güzel bir kızla yemek yiyebilirdi, yemedi, işte sahilde gezmedi. Bir sürü fedakarlık yaptı ve kendini bir şeyleri öğrenmeye ve öğrendiklerini aktarmaya adadı. Bu büyük bir adanmışlık. Günümüzü nasıl geçiriyoruz acaba? Gerçekten girişimci olmayı veya gerçekten iyi şeyleri hak ediyor muyuz? Devleti mevleti boş ver. Bireye odaklanalım biz. Sen çevren kadarsın. Çevrenin ötesine geçemiyorsun. Hayal kur, böyle etrafında daireler varmış gibi. O daire içinde ilk en yakınların anne baba kardeş. En nihayetinde onlar kendilerini sana benzetmeye çalışmazlar. Seni kendilerine benzetmeye çalışırlar. Akşam işte belli saatte eve gelen, belli bir sabit işi olan, yemek sofrasına beraber oturan. Şimdi bu bir farklı kültürdür. Şimdi eğer sen o kültüre uyum sağlarsan, olup olabileceğin şey babanın geldiği yerdir veya abinin geldiği yerdir. O seni kesiyorsa tamam ama kesmiyorsa, farklı bir şeyler yapmak istiyorsan o çevreyi değiştireceksin. Veya arkadaş çevresi, aileni değiştiremezsin belki, eyvallah. Beraber yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Ettikleri tek muhabbet işte karşı cins veya ilişki kurmak, yemek içmek, futbol veya Survivor'sa ve senin hayallerinin arasında bunlar yoksa,
bir dakika ben bir şeyleri yanlış yapıyorum diyerek ister istemez o çevreni değiştiriyorsun. Çünkü sen ne kadar yükselsen de onlar seni oldukları yere çekecek. Sen onları fiziksel olarak düşün. 4 kişiyi mi yukarı çekmek daha kolay, 1 kişiyi aşağıya çekmek. İnsanlar arası yapay seçilim. Okuduğun okul, doğduğun aile, büyüdüğün çevre de bunları etkileyenlerden biri. Tabii ki bir kısım insan bunların içinde olduğu, yaşadığı için hiçbir zaman görmeyecek. Hiçbir zaman bir girişimciliğin ne olduğunu anlamayacak. Anlayanları da sisteme entegre edebilen kurumlar var mı? Buna bakacağız. Girişimci nedir? Kendi hayatını değiştirmek için normal insanların çalıştığından daha çok çalışıp normal insanların elde edemediği bazı avantajları elde eden kişidir. Bu sadece tek başına para değildir. En nihayetinde bir Wikipedia var. Sen birkaç tuş kombinasyonuyla Harvard'daki ücretsiz çok acayip eğitimlere erişebiliyorsun, dil eğitimi alabiliyorsun. Aslında her şeyin fazlasıyla bedava olduğu ve insanların tamamen kendi seçimleriyle nasıl denir ona, sınandığı bir çağda yaşıyoruz. Yani toplumda birileri kolay para kazanıyorsa sen de kolay para kazanmak istiyorsun. Çünkü sen bir bakıyorsun abi, hayatı boyunca namusuyla çalışmış, kazanmış, işte kendince tasarruf yapmış bir babam var. Bakıyorsun yaşadığı hayata, bakıyorsun bir evi var, 40 yıldır üstüne bir tane mont bile almıyor. Lan bu hayatı mı yaşayayım ben diyorsun. Bir yandan bakıyorsun malum partiye girmiş, işte 3 ay sonra altına süper arabalar çekmiş, işte Kürt böreği yiyor. Kürt böreği yiyor pudra şekerli. Hangisini tercih edersin? O kolayı tercih ediyor çoğu insan. Ama bu senin karakterinle alakalı. Ama o geçici. Çünkü sular yükseldiğinde balıklar karıncaları, sular çekildiğinde karıncalar balıkları yer. Bu her zaman böyle olmuştur. Hiç kimseye sonsuza kadar bir kaynaktan su içirmezler. Sıra bende derler. Vermezsen sırayı kelleni keserler. Eğer sadece para senin için bir başarı kaynağıysa o zaman yaptığın işin bir anlamı yok. Mafyacılık yaparak da çok para kazanabilirsin. Yolsuzluk yaparak da, malum partiye üye olarak da çok para kazanabilirsin.